Dogecoin üzerine konuşacağız. Doge'daki genel durum ve mevcut fiyat istikrarı üzerine konuşacağız. Şimdi burada diyor ki haberde böyle. Dogecoin'in fiyat istikrarı konusunda Bitcoin'i geride bıraktı. Piyasa değerine göre en büyük meme kripto para birimi Dogecoin'in volatilitesi o kadar azaldı ki artık dijital varlık endüstrisi lideri Bitcoin'den daha istikrarlı. Evet. Bu normalde şeydir tabii ki, bir kripto paranın bir altcoin'in ya da Bitcoin'de dahil olmak üzere çok yüksek volatilitesi vardır. Zaten fiyatlar mesela sürekli riskli deniyor ya, zaten bunun çıkış noktası çok yüksek bir volatilitesinin olmasıdır. Aha işte patlar, tekrar düşer, bir anda fiyatını tekrardan en dip noktalara gönderir, sonra uç noktalara gönderir tarzında hareketlerden kaynaklı olarak çok fazla bu tarz yorumlar yapılmaktadır. Fakat son zamanlarda Bitcoin'de de tabi volatilite çok fazla değil. Yani Bitcoin'in volatilitesi öyle aman aman bir noktada değil tabii ki. Ancak altcoin'lerde de volatilite gerçekten de çok düşük. Öyle ki evet, Dogecoin'de de düşük. Mesela şu anda Ether'in volatilitesi fena değil. Yani az diyemeyeceğimiz bir volatilitesi var. Diğer bazı altcoin'lerde de mesela XRP fena değil bu konuda. İyidir yani. Haricinde PIP fena değil. Şu anda yükseliyor zaten vesaire vesaire. Dogecoin'in volatilitesi düşük. Shiba'nın volatilitesi düşük. Bu noktada kendi içlerinde değerlendirmek lazım. Potansiyel hareketin ne olabileceğine ilişkin. Şimdi volatilite dediğiniz kavram her zaman en iyisi değildir. Hakeza şey de her zaman en iyisi değildir. Hacim her zaman en iyisi değildir. Bakınız, sürekli derler ya yüksek hacim lazım, yüksek hacim lazım. Terra'nın çöktüğü zaman, bakın Terra çökerken en yüksek hacmini, tarihinin en yüksek hacmini yaşıyordu. Mesela millet ağlıyordu şu hacim artık dursun, fiyatlar dursun diye. Dolayısıyla hacim her zaman en iyisi değildir. Yüksek volatilite her zaman en iyisi değildir. Şimdi burada neye bakmak gerekiyor bir? Şu anda genelde yüksek volatilite yaşayan altcoin'ler doğrudur. Piyasadaki yükseliş halinde hızlı bir şekilde bu duruma karşı tekrar Bitcoin'le hareketlenebilecek altcoin'lerdir. Nitekim tersi durum da geçerlidir. Volatilitesi şu an yüksek olan kripto paralar dominans karşısında yüksek bir dominans direnci yoktur aslında. Sadece korelasyonları çok yüksektir. Yani piyasayı domine edebilecek hareketleri de vardır ve dahi Bitcoin ile birlikte hareket ederler. Varın bu noktayı siz düşünün. Yani piyasadaki yükseliş halinde hızlı, fakat düşüş halinde de yine hızlı fiyat düşüşleri, radikal hareketler bu denli gösterebilme ihtimalleri çok yüksek olacaktır. İkincisi, bazı altcoin'ler şimdiki gibi zaman dilimlerinde düşük volatilite gösteriyor. Bunun içerisinde gayet çok iyi olanlar da var, görece düşük olanlar da var. Mesela düşük bir volatilitesi var. Aynı zamanda hareketler çok ufak, çok balina aktivitesi çok düşük noktasında. Şimdi bu iyi bir durum değil. Doge'da bu kategoriye girmiyor. Bu iyi bir durum değil. Fakat düşük bir volatilitesi var. Balina aktivitesi yüksek. Küçük yatırımcı, yani traderlar satış gerçekleştiriyor ya da shortlama vesaire olsa bile biz burada büyük yatırımcıların, tamam mı, ne yaptığını görmemiz lazım. Alım yaptığını görmemiz lazım. Dogecoin ve Shiba bu noktada. Genelde balina aktiviteleri şu anda fena değil, yüksek. Aslında balina aktiviteleri de oransal olarak düştü. Fakat içerideki kalan balinalar düzgün bir şekilde sürekli olarak topluyorlar. Bu da aslında cüzdanların hayli şişmesine ve olası durumda geri dönüşün çok daha kolay olduğunu gösteriyor. İşte bu dominans karşısında direnç anlamına geliyor. Yani evet, bu adı geçen kripto para şu anda BTC fiyatları düşerken olabildiğince buna ayak diremesini bekleriz. Piyasadaki yükseliş ve istikrar kesinleştiği halinde ise hızlı bir geri dönüş ve tekrar fiyatların sert yükselişler, sert yön yukarı hareketler göstermesini bekleriz. İşte Dogecoin'de bu noktaya giriyor. Shiba da bu noktaya giriyor. O yüzden ben şu anda Doge'un da aynı şekilde Shiba'nın da durumunu beğeniyorum diyebilirim. Tabii ki kara kaşına, kara gözüne değil. Bunlar yaşanabiliyor velhasıl. Tradingview'e göre 30 günlük tarihsel volatilitesi verileri Bitcoin için %35, Dogecoin için ise 30'muş. Tarihsel volatilite bir varlığın belirli bir dönemdeki günlük yüzde değişiminin standart sapması alınarak hesaplanıyor. Genel olarak bakıldığında Doge Bitcoin'den daha volatil seyrediyor. Bitcoin'in 2009'dan beri var olduğu ve son 3 yılda kurumsal katılımla makro bir varlık olmaya başladığı göz önüne bulundurulursa yatırımcıların altcoin'leri tercih etmemesi gayet anlaşılır bir durum. Öte yandan Doge 2013'te gerçekleştirmesinden bu yana ciddiyetten yoksun bir kripto para projesi olarak görülüyor. Abicim sen olayı nereye çektin ya? Yani bu bambaşka bir olay burada anlatılan şey. Şimdi bak az önce volatiliteden bahsettik. Volatilitenin kısa vadede son bir ayda düşük olmasından ve düşük olmasının getiri ya da götürülerinden bahsettik az önce. Mesele bu değil miydi? Olay ne ara şeye çekildi ben anlamadım. İşte Bitcoin'in son 3 yıldır böyle. Yatırımcı Dogecoin'i tercih etmez falan. Anlamadım yani olayın nasıl buraya gittiğini. Şu söylediği şey de doğrudur ha. O son söyledi diyor ya. Bitcoin son 3 yıldır kurumsal alana ve dünyaya açıldı. Dolayısıyla Bitcoin daha çok tercih edildi. Bak bu doğru. Bu doğru. Zaten bu yüzden hep söylüyorum bu boğa sezonunda öyle her altcoin, her kripto paranın önceki gibi uçup kaçtığı bir süreç izlemezsiniz. Ama Dogecoin bu noktada hala iyi bir şekilde duruyor ve bunu yatırımcısına verecek bir güce, verecek bir yakıta sahip diyebilirim. O yüzden durum belli, gereksiz yorumlarla olayı farklı yere çekmenin anlamı olmayacaktır. Yatırımcıya da şunu söyleyeyim, doğrudur. Hangi altcoin'e yatırım yapıyorsanız yapın, muhakkak elde bir noktada Bitcoin'de bulunacak. Yani Bitcoin o cüzdanda bulunacak ki yatırımcı da kendisini ciddi bir şekilde, yüksek bir şekilde koruyabilsin. Anlatabiliyor muyum? Genel hatlarıyla durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.